Merhaba, hoş geldiniz. Ne değişik, güzel bir motifle karşınızdayım. Motifi ben uydurdum diyebilirim. Bir yakınım havlu kenarı yapmış, onu gösterdi bana. Buna nasıl göbek yaparız diye. Ben de yaptığı kenardaki oyayı çevirip böyle bir motif yaptım. Yalnız bilen hanımlar tanır hemen, sağ çiçeğine benzedi aynı. Gören hemen sağ çiçeği gibi olmuş diyor. Böyle motifimiz. Bunları havlu kenarının havlu göbeği için hazırladım. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Parmakta motif başlama. Bununla ilgili daha önce defalarca video çekip yükledim. Yaptığım her motifte de bunu tekrar tekrar anlatıyorum. Bu şekilde parmağıma düğüm atıp çiçeğim kaç yapraklı olacaksa o kadar bunun etrafına zürafa yapıyorum. Ben pırpır yapmayı tercih ediyorum. Şöyle ister parmakta, ister çıkartıp bu şekilde tutarak bunu yapabilirsiniz. 5 tane pırpır yapacağım üzerine. Böyle bu ikincim. Bitirdim pırpırlarımı. Şöyle düğüm yaptığım ipi tutup sonra da buradan tutup sıkıca çekiyorum. Bakın minnacık bir şey kaldı. Bu şekilde. İğnemi alıp şöyle tuttum. Şu ilk yaptığım kirpiğin tepesine bir tane düğüm atıyorum. Ve bütün pırpırların üzerinden bir tur dönüyorum. Böylelikle şu şekilde bakın. Bu şekilde yapraklarımı yapacağım. Gözleri oluşturmuş olacağım. Bakın yaptım. Her bir kirpiğin içine bir tane düğüm atıyorum. Sona geldik artık. Bakın 4 tane oldu. En sonuncuyu da yapıyorum. Böyle. Parmakta motif başlamayla bitirmiş olduk orta kısmı. Şimdi ilk gözün içine gelip burada artık kirpiklerimi yapmaya başlıyorum. Şu büyük motif için şu kısma şöyle göstereyim tek bir yaprağa. Bu kısımda gördüğünüz üzere 7 tane kirpik yaptım. Şu küçük motif için de altı tane kirpik yaptım. Bundan bir tane yapacağım için bir tanesi yeterli. Bundan iki tane yapacağım için bundan yapıyorum ben. Şu an şu kirpiklerden yapacağım ve altı tane olacak. Başa döndüm ve bu gözün içine iri iri büyük büyük, bayağı bir büyük kirpik yapacağım. Bakın böyle. Bundan 6 tane olacak. 6 tane kirpiği ben hızlıca yaptım. Normalde şu ipi kopartmıyorum ama ipim bittiği için ben keseceğim. Normalde bu ipi burada bırakıyorum ben. Şimdi krem renge geçeceğiz. Şu etrafta gördüğümüz iki sıra zürafayı yapacağız. İlk kirpimi düğümümü attım ve başlıyorum.
Kirpiklerin tepesinden şöyle ayrık ayrık iki sıra zürafa geçeceğim. Hemen şöyle bir sırayı tamamlayayım. Bir sıraya geçtim. Çeviriyorum. Dönerken şu kısmı geniş bırakacağım. Sıkıca geçmeyeceğim. Şuraya bakın. Şurada hafif bir kulakçık bırakacağım şöyle. Orayı çok sıkı tutmayacağım. Ve aynı şekilde ilk sırada yaptığım gibi bir sıra daha burada zürafa geçiyorum. Ve renkli kısmı, krem rengi kısmı böylelikle bitirmiş olacağım. Araya bir renk katmış olacağız böylelikle. Havlu göbeğini yaparken göreceksiniz. Havlu kenarının aynısını yapıyoruz böylelikle. Şuradan ipimi hemen kesiyorum ve tekrar mor rengime dönüyorum. Yine mor renkten şurada gördüğümüz etraftaki yaprakları yapacağız. Motifimi düz tarafından tutuyorum. Ve ilk yaptığım kirpikten başlıyorum. İpimi kirpiğe sabitliyorum. Hemen bir düğüm atıyorum buraya. Ve şuradaki son sıradaki gözün içine geliyorum. Düğümü, oradaki krem rengi düğümü arkada bırakacak şekilde. Düğüm atıp buraya bir tane uzunca kirpik yapıyorum. Aynı ilk sırada yaptığım gibi aslında. Tutarken de biraz bu zor oluyor. Kirpikler uzun uzun olduğu için hiza almak zor oluyor gerçekten. Kirpiğimi yaptım. Tepesine bir tane düğümümü attım. Ve dibine değil hemen yana gelip iniyorum. Şurayı hemen düzelteyim. Şöyle. Bir yana geliyorum ve buraya düğüm atıyorum. Hemen dibine batmıyorum kesinlikle ki böyle dalgalı bir görüntü oluşsun. Bu şekilde. Hemen bir tane daha yapıp bu gözün içine hemen önceki kirpiği gözeterek aynı boyutta yapmaya çalışarak bir kirpik daha yapıyorum. Tepesine geliyorum, bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde. Ve bir sonraki zürafaya geliyorum. Bunlardan toplamda 5 tane olacak. Onu da göstereceğim, diyeceksiniz ki 5.'yi nereye yapacağız? 4 tane yaptım. Ve 4.'ünün ipini şu başta geniş bıraktığımız kulağın içine yapıyorum. Buraya da yine bir tane kirpik yapıp tepesine düğümümü atıyorum ve şu dibe gelip batıyorum. Şöyle. Ve bir tane yaprağımı oluşturuyoruz. Böylelikle bitmiş oluyor bir tane yaprağımız. Bundan aynı bu şekilde 5 tane yapıyoruz. 5 tane yaprağımızı yaptığımızda çiçeğimiz meydana geliyor. Bu şekilde şöyle çekiştiriyoruz.
Şöyle parmak ütüsüyle. Yaprağımızın biri bitti. Sonuç böyle oluyor hanımlar. Böyle her bir yaprak şu şekilde tamamlandığında aynı sağ çiçeğine benziyor. Böyle güzellikler meydana geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi beyan etmeyi unutmayın. Ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Herkese, deneyecek arkadaşlara kolay gelsin.